İsmail Kılıçarslan, şiir var gelsene. Savcımızın şehit edilişini de, emniyet müdürlüğüne güpe gündüz öldürmek ve ölmek kastıyla saldırılmasını da, elektriklerin kesilmesini de, hepsini yazmak, hepsiyle ilgili söz almak istiyorum aslında. Özellikle ihale usulü çalışan malum terör örgütünün eylemlerinin kimleri sevindirip kimleri üzdüğü üzerinden çeşitli önermelerim de var. Yularının kimlerin elinde olduğunu çok iyi bildiğimiz bir yapının önde gelen isimlerinin emniyette bizim polislerimiz olsaydı bu eylemler olmazdı cümlesini kurabilmelerinin altında yatan hainliği de kurcalamak, iyice analiz etmek gerekiyor. Kısasından söyleyeyim. Son olayların ışığında ben hali hazırda 3 cepheye bölünmüş gibi görünen çekişmede iki cephenin hızla birleştiğini ve birlikte hareket etmeye başladığını düşünenlerdenim. Çok yakın bir zamana kadar iki farklı cephe olarak bir yanda yuları uluslararası güçlerde olan mesihiyanik bir modern kult, bir yanda bütün gücünü mevcut iktidarı devirip işleri tıpkı eskisinden olduğu gibi eline almaya çabalayan İstanbul sermaye oligarşisi vardı. Şimdi görülüyor ki modern kütle oligarşi işbirliğinde zirve yaptılar. Peki bu bloğun karşısında? durma gücünü ve iradesini kimler gösteriyor? Bunun adını koyunca bazıları bana çok kızacak biliyorum. Bu şer ittifakının karşısında duran cephenin bileşenlerinin böyle olmadığına dair itirazlar yükselecek. Yükselsin. Bence bu cephenin bileşenleri şunlardır. Bazı çatlaklara rağmen blok olarak AK Parti, yerleşik MHP tavanına rağmen Devlet Bahçeli, Kandil'e rağmen İmralı ve devletin müesses hale gelmiş bazı kurumları. Biliyorum bunları söyleyerek Türkiye'deki çatışmanın mevcut iktidarı düşürme çatışması olmadığını bu beylerin asıl derdinin bütünüyle Türkiye'yi ele geçirmek olduğunu da söylemiş oluyorum. Çünkü zaten öyle. Diğer yandan da mevcut iktidara siyaseten karşı duran insanlar da bu şer cephesini birbirinden ayırmak gerektiğini de söylemiş oluyorum elbette. İktidara siyaseten karşı çıkmakla bir ülkenin varoluşuna karşı çıkmak birbirinden oldukça farklı şeyler zira. Bundan sonra bu Birleşik Cephe'nin oyunu daha sert oynamaya çabalayacağını, çünkü Haziran seçimlerinden sonra hareket kabiliyetlerinin çok azalacağını pekala bildiklerini düşünmemek için hiçbir sebep yok elimizde. Allah memleketimize yardım etsin. Bambaşka bir hadiseden söz etmek için yazmaya başladığım yazı yine aldı başını gitti. Halbuki ben size şiir var gelsene diyecektim. Evet Allah Türkiye'de ilk defa bütününü şairlerin hayal ettiği, planladığı ve organize edeceği Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali'nin koordinatörlüğünü nasip etti. Hem Üsküdar'a hem de İstanbul'a şiir getirecek bu festival bugün başlayıp 11 Nisan'a kadar Üsküdar'daki çeşitli mekanlarda gerçekleşecek. Festivale katılacak 19 yabancı şair arasında birbirinden önemli isimler var. Beni en çok heyecanlandıran isimden başlayayım. Memleketimizde pek az bileni olan Slam Poetry tarzında birbirinden önemli ödüller alan 20 yaşındaki bir Suriyeli şairden yani Amal Kasir'den Ülkesi Suriye'deki insanlık dışı savaşta yaşananları tüm dünyaya duyurmak için önemli işler yapan Kasir'i şiir severlerle buluşturmak son derece heyecan verici olacak benim açımdan. Diğer yandan 2. Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında doğan Polonyalı büyük şair Ryszard Krzyski, devrimciliği yüzünden ülkesinden kaçıp sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Arjantinli Leopoldo Castilla, İspanyolu politik şiirinin en önemli genç şairi Roger Pillas ve Tabi Arap ülkelerinin politikalarına geliştirdiği muhalefetle tanınan Kuveytli Sadia Mufarre. Diğer yandan bu yıl festivalin konuk ülkesi Somali. Birbirinden değerli 4 Somalili şairin katılımıyla düzenlenecek Somali ve Şiir Gecesi etkinliğini büyük bir merakla bekliyoruz. Açlık, yoksulluk ve terör dışında gündeme gelmeyen bu Afrika ülkesinin görkemli bir şiir geleneğine sahip olması tıpkı sizler gibi beni de epey şaşırtmıştı ilk duyduğumda. Üsküdar Şiir Festivali'nin en önemli yeniliklerinden biri de her yıl çok değerli bir ismin festivale başkanlık edecek olması. Bu yılki festival başkanımız bizi kırmayarak bu görevi kabul eden Hüsrê Vatemi hocamız. Elbette bu güzel festivalin hayata geçirilmesi için hiçbir desteğini esirgemeyen Üsküdar Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de öncelikle bir şair ve şiirsever, ardından da festival koordinatörü olarak teşekkür etmem gerekiyor. Ne diyordu Neruda? Şehre şiir geliyorsa hala umut var demektir yeğenim. Yükselsin şiirin sesi, yankılansın her yanda. İşte bunlar hep şiir. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak